Merhabalar, Ayşe Nene'nin Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel papatya modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şimdi yapım aşamasına geçerek başlayalım. Yazmam saks mavisi arkadaşlar. Alt ana renginden altını yapıp papatyalarını da sarıyla beyaz yapacağım. İlk önce papatyasını yaparak başlayalım. Böyle parmağıma bir tane sihirli halka oluşturuyoruz. Bir tane düğüm attım parmağıma. Şimdi bunu çıkarıyorum, birazcık küçültüyorum. Daha kolay olsun diye. Şimdi buraya arkadaşlar 9 tane zürafa yapıyoruz. İki, üç tane yaptık. Ve 9 tane. 9 tane zürafamı yaptım. Alt ipimi çekiyorum. Arkadaşlar alt ipinizi birazcık büyük bırakın ki çünkü onunla ekleyeceğiz. Şimdi hemen zürafamın yanındakine, ipimin yanındaki zürafaya batıyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Şimdi bütün yaptığım zürafaların başına küçük küçük zürafa yaparak bir kere döneceğim. Hepsine zürafa yaparak tamamlayın arkadaşlar. Arkadaşlar hepsinin başına yaptığım sonuncuyu aynı başta yaptığım zürafanın içine batıyorum. Ve halkamız bitmiş oldu. Şimdi beyaz kısımlarına geçelim. Orta kısmı bittikten sonra beyaz ipimi alıyorum. Arkadan parmağım ucuna bırakıyorum. Ve bir tane zürafanın içine düğüm atıyorum. Tekrar zürafanın içine batıyorum. Alt ipimi alıyorum. İpucu kalmasın diye. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Ve buraya tekli sinek kanatları yapıyoruz. Bu modelin tek şeyi arkadaşlar, sinek kanatlarımızı aynı boyda yapmak. Bu şekilde artık ipimi kesiyorum. Tamamen kökünden keseceğim. Çünkü artık bununla işimiz yok. Artık çıkmazdı arkadaşlar. Şimdi ikinci zürafaya çok küçük bir tane zürafa yaparak geçiyorum.
iki tane göstereceğim, gerisini sonra yapacağım çünkü aynı şeyleri yapacağız. Arkadaşlar, eğer videolarımı beğeniyorsanız like tuşuna basmayı unutmayın ki çok kişiye ulaşabilelim. Beğeni önemli arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 9 tane olana kadar, zaten 9 tane zürafa yapmıştık. 9 tane de sinek kanadımız olacak. Tamamlayıp yazmaya eklenişini göstereyim ben size şimdilik. Çok kolay bir model arkadaşlar. Bir de çok sipariş alan bir model. Düz yazmaların tümüne güzel olan bir model. Sadece maviye değil, bütün renklerine çok güzel oluyor. Ben bunu tamamlayıp şimdi yazmaya eklenişine geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar, papatyamı bitirdim. Şimdi eklenmesine geçelim. Bu aralar yazmada göstermem neden arkadaşlar? Yazmada uygulamalı isteyen birkaç arkadaşımız var. Ben de yazmalarımı yaparken videolaştırıyorum ki siz de görebilirsiniz diye. Arkadaşlar, bunun arasına 5 tane fil dişi koyacağım ben. Şimdi zürafanın içine bir tane düğüm atıyorum. Tane pırpır yapıyorum. Bunun arasında en uygun olacak şey bence aynen sinek kanadı. Çünkü papatyayı da sinek kanatlarından oluşturduğumuz için. Bir, iki, ve 3 tane arasını arkadaşlar zürafa yapıyorum ve 3. zürafama geri dönüyorum. Beş tane ideal arkadaşlar. Eğer daha yakın istiyorsanız 4 tane de bırakabilirsiniz. Şimdi arasına 9 tane zürafa yapacağız. Bu araya papatyamızı yerleştireceğiz. Bir arkadaşımız ipin uzunluğunu sormuştu arkadaşlar. Şimdi ben çekimde kısa takıyorum ama normalde 2 kat takıyorum ve 1,5 metre kadar bir ipi iğneme takıyorum. Tabi kopmalı çiçeklerde falan takmıyorum. Dokuz tane yaptık arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane papatyanızı koyun arkadaşlar. Bakalım aralığı nasıl? Ona göre yapın. Ben iki tane bir kenarda, iki tane 1,5 kenarda bırakmak istiyorum. Benimki böyle ideal. Şimdi buna sinek kanadımı yapacağım.
Buraya sinek kanadını yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Alt kısmı böyle devam ediyor. Alt kısmı bitirdikten sonra papatyaları da yapıp ekliyoruz. Şimdi papatyamı alıyorum. Şimdi papatyamı yerleştiriyorum. Şöyle. Papatyamı ayarladıktan sonra arka yönünü döndürüyorum. Arkadaki zürafalara şöyle göstereyim. Düğüm atıyoruz. Ben ipimi birazcık küçük bırakmışım. Bunu fark etmedim. Normalde alt ipinizi birazcık büyük bırakın ki rahatça ekleyebilirsiniz. Şimdi ikinci zürafadan da alıyorum ve ortasından geçirip zürafadan bir kere geçiriyorum. Şekilde tekrar ipimi atıyorum. Düğümümü atıyorum. Bir kere de bu kenardan üçüncü zürafamdan alıyorum ve tekrar zürafaların içinden sarı zürafalar yapmıştım. Ve düğümümü atıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Bir kere daha sıkılaştıracağım şöyle. İpim küçüktü çünkü. Kestikten sonra yakıyorum arkadaşlar. Size kalmış bir şey. Arkadaşlar benim modelim bitti. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.